Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de yetimleri müdafaa ettiler. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ Yetimlerin hakkını yiyenlerin karşısında durdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. فَلَكْتَحَمَ الْعَقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَهُ فَكُّ رَقَبَهُ اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَهُ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَهُ Sarp yokuşu aşmanın yolunu gösterdi Kur'an-ı Kerim. Nasıl aşacaksınız? Dünya sarp yokuş. Burayı aşıp da cennete Allah'ın cemaline nasıl ulaşacaksınız? Yetimleri doyurarak gideceksiniz. Sonra Peygamber aleyhisselam Medine'ye gelince وَاَتُ الْيَتَامَ اَمْوَالُهُمْ Yetim hakkını kanun haline getirdi. Artık yetime hakkını iade edeceksiniz buyurdu. اَنَ وَكَافِلُ الْيَت۪يمِ فِي الْجَنَّكَ هَاتَيْنِ Ben ve yetimin başını okşayanlar şu parmak bu parmağa ne kadar yakınsa kıyamet günü bana o kadar yakın olacaklar. Ebu Bekir'i geçecek, Ömer'i geçecek, işte yetime bakanlar Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a o kadar yakın olacaklar. Peki bu ayetleri duyunca, Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadisine muhatap olunca dünyamız nasıl değişmeli? Ashab-ı kiramın dünyası nasıl değişti? Efendimiz geldiğinde Medine sokaklarında yetimler vardı. Araplar, Bedeviler, eşkıyalar evleri basarlar, çocukları babasız bırakırlar, yetim bırakırlardı. Fakat Efendimiz Aleyhisselam bu ayetleri okuduktan sonra Medine'de sahabenin evi yetimhaneye döndü. Hazreti Fatıma Ensar'ın yetimlerine, Hazreti Fatıma Bedir'in yetimlerine, Hazreti Ayşe Ensar'ın yetimlerine bakar. Allah Resulü'nün öğrencileri sofralarında yetim yoksa sofraya oturmazlardı. İşte Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, ruhamâ'u beynehum, işte surenin yetimleri ve kapıda sizin o yetimlere göndermek üzere doldurduğunuz nevaleler.